Merhaba arkadaşlar, umarım çok iyisinizdir. Ben Derya. Bu video B2 seviyesinin 10. videosu. 3. dersin B bölümüyle birlikteyiz. 3. dersimiz bir yudum insanla ilgiliydi. Ve B bölümümüz de renkler ve duygularla ilgili. Rengha ve ehsasat. Çok kullanışlı bir dil bilgisi var ve çok da güzel okuması var. Renklerle ilgili. Her renk neyi yansıtıyor, neyin sembolüdür? Bunların hepsini bu okumada öğreneceğiz. Bir de burçlarla ilgili. Dersin sonunda da burçlarla ilgili. Mesela yengeç burçlu musun, aslan burçlu musun, ikizler burçlu musun falan. Bunların isimlerini öğreneceğiz. Hadi geç olmadan 3. derse başlayalım. Kelimeleri okuyalım. Bakalım B bölümümüz neyle ilgiliymiş dil bilgisi. Uyandığım için. Geç uyandığım için derse gidemedim. Uyandığım için bekaterinke bidar şodem. Geç uyandığım için bekaterinke dir bidar şodem. Derse gidemedim. Ne tunesem be ders o bekalas veren. Çalışmadığından dolayı. O çalışmadığından dolayı çok pişman. Bekaterinke karnemi kone heli peşimune. Bekaterinke karnemi kone heli peşimune. Gelmediği için. Bizimle gelmediği için çok üzülüyor. Bekaterin ki bana yumada helin arahatı. Olduğundan, çok yorgun olduğundan bizimle gelmedi. Bekaterin ki heli hasta bu de, hasta bu bana ne yumad. سوال یک رو بخونم معنی کنم ببین فقط قضیه شیال من انجام نمیدم صرفا از از معنایی معنی میکنم سادece ترجمه edeceğim size. Hayatımızdaki insanları aşağıdaki renklerle eşleştirelim. میگه آدمایی که تو زندگی ما هستن با رنگایی که پایین نوشته شده مچ کنیم. یعنی چی الان میگه؟ مثلا قرمزه احمد، یشیل کاردشیم، بیاز آیشه گیبی. رنگین سیزده uyandırdığı duygulara en uygun kişiyi bulalım ve aynı kişiyi birden fazla renk için yazmayalım. میگه پنج تا رنگی که اینجا نوشته سر ترونجه قرمز بیاز یشیل رو برای پنج تا شخصی که تو زندگی ما هستش بنویم مثلا بنویسیم سر چه میدونم خواهرم ترونجو دوستم قرمزی همسرم بیاز چه میدونم بچم مثال دارم میگم این شکلی بنویسین و ببینین چی میگه قضیه چی بوده. Miki aşağıdaki tanımlara bakalım. Sizce bu tanımlar doğru mu? Bad miki hala ki inara nevişti. Bebin ki in nevişte hat. Be nazar şoma miki in nevişte ha tanım ha. Yeni tarif hayi ki kısmatı payin hastiş. Be nazar şoma doğruz hast ya. Ne bilin bebin mesela der mورد çi hastiş. Mesela برای sarı. برای sarı nevişte bu kişi sefer o berakis konin. Bu kişi seni asla unutmayacaktır. Zerde ne kadar mümkün ki yöne veşte. Miye in şahs soru. Be hiç olmadı ben farmuş ne kadar ki. Kırmızı bu kişiyi gerçekten seviyorsun. Şahs o vagan dostları. Turuncu bu kişiyi gerçek dostun olarak görüyorsun. İn şahs o vagan bu bana dostetleri mi bini? Bu bana dostu vagayı. Beyaz bu kişi sana benziyor. İn şahs şabiye tuve. Yeşil hayatın boyunca bu kişiyi hatırlayacaksın. در طول زندگی این شخص رو قراره به خاطر داشته باشی تو یادت باشه همیشه این شخصت باحال بود حالا من انجام ندادم یعنی بعضی موقع با بچه انجام میدیم خودمون به عنوان مکالمه و اینا بعضی موقع باحال از آب در میاد yapabilirsiniz. Siz kendiniz de birkaç kişiyi, birkaç değil yani her rengin karşısında bir kişiyi sadece yazmalısınız. O kişiyi yazın. Sonra gelin renklerle ilgili tanıtımı okuyun. Bakın doğru mu değil mi? Bir kontrol edin. Okumaya başlayalım. Okumamız çok güzel. Renklerin insan psikolojisine etkisi. Tesirat rengi haber psikoloji insan. Ruhiye insan. Psikoloji ruhiye mi şey Farsi? Psikoloji ama Farsi hem psikoloji mi gibi? Psikoloji ne? Psikoloji. Renklerin insan psikolojisi üzerinde renklerin insan psikolojisi üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. Miye renk ha ruye psikoloji insan ha ruye ruhiyat insan ha tesirat mospat ve menfi ziyadi dara.
Zevkler ve renkler tartışılmaz dense de uzmanlar araştırmalar sonucunda bunu tartışılır hale getirdi. Miguel, hatta ki گفته بشه که زفکلر و رنگلر تارتشمی یه اصطلاحی خیلی رایج در بین مردمه. یعنی سلیقه ها و رنگ ها مورد بحث نیست. یعنی به علاقه هم دیگه احترام بذاریم. همین که ما میگیم آقا سلیقه من اینه، علاقه من اینه و به خودم مربوطه، به شما نوعی مربوط نیست. منظورش همینه، میگه یعنی سلیقه ها و علاقه ها متفاوته. این جمله دقیقا همون جمله ای که به علاقه های همدیگه، به سلیقه های همدیگه احترام بذاریمه. میگه حتی اگه گفته بشه که زفکلر و رنگلر تارتشلماز، میگه متخصصان با بررسی کردن با بر اثر نتایج یه سری تحقیقاتی این موضوع رو به یک موضوع قابل بحث تبدیل کرده. Girdiğimiz bazı mekanlardan kalkmak istemiyoruz. Bazılarında ise hemen sıkılıyoruz. میگه وارد بعضی مکان‌هایی که شدیم میشیم، بعضی موقعا نمیخوایم اصلا پاشیم از اون مکان‌ها، بعضی موقعا کلافه میشیم، حوصله‌مون سر میره زود از اون مکان‌ها. یولدا یورورکن بیردن بیره اجیکیوروز. میگه وقتی تو راه مسیر را میریم یه هوی گرسنه میشیم. Bazen bir kişiyle konuşurken sıkıldığımız için konuşmak istemiyoruz. میگه بعضی موقعا وقتی به خاطر اینکه حوصله‌مون سر میره صحبت کردن با اون شخص، نمیخوایم باهاش صحبت بکنیم. İşte bütün bunların cevabı renkler. میگه اینهاش جواب تمام اینا رنگ ها هستش. Renkler kendi dilleriyle karşımızdakine karakterimiz hakkında bilgi veriyor. میگه رنگ ها با زبون خودشون به طرف مقابلمون در مورد کاراکتر ما، شخصیت ما سری اطلاعات میده. بعضی شرکتلر رنگلرین بو اتکیلرینی ارکن فارک اتتیği için bunu iş hayatında sıklıkla kullanmaya başlamış ve çok da başarılı olmuşlar. میگه بعضی شرکت ها تاثیرات این رنگ ها رو زود متوجه شدن، به خاطر اینکه تاثیراتشون رو زود متوجه شدن، اینو تو زندگی کاری خیلی زیاد استفاده کردن این قضیه رو و خیلی هم موفق شدن. رنگلر حیاتمزو شکللندیرر، bizi kimi zaman neşeli, kimi zaman da düşünceli yapar. Renklerin bu özellikleri saymakla bitmez. میگه رنگ ها زندگیمونو شکل میده. بعضی موقع ما رو شاد و شاداب میکنه، بعضی موقع ما رو متفکر میکنه، یعنی مضطرب میبینیم. بعضی موقع تو فکریم، همش دارم به یه چیز فکر میکنیم، دوشنجلی. یعنی اون میگه این ویژگی این رنگ ها، ویژگی این رنگ ها با شمردن تموم نمیشه، یعنی انگوش شمار نیست، یعنی خیلی شمارشش زیاده، با شمردن تموم نمیشه. رنگلر حیاتمون önemli bir parçası. İşte renklerin dili. میگه رنگ ها قسمت مهمی از زندگیمونه. ایناش، اینم زبون رنگ ها. باحاله. Kırmızı. Bu renk canlılıkla ilgili bir renktir. میگه این رنگ یه رنگ متناسب با شادابی و جوندار بودن و جانلیلیک و چطور میتونیم بگیم سرزندگی و اینا رو، مربوط به اینا هستش. مطلولو تمثیل در سمبول خوشحالی و خوشبختی و ایناست. Kırmızı renk azmi ve kararlılığı da gösterir. میگه رنگ قرمز azm ve sobat رو هم نشون میده. Kararlılık مثلا من çok kararlıyım. خیلی مصممم. یعنی رو تصمیمی که گرفتم هستم. Çok kararsızım ya. یعنی خیلی دودلم، شک دارم. Kararlı و kararsız متضاد هم. خود kararlılık هم یعنی sobat. Psikolojik olarak uyanık ve dikkatli olmayı sağlar. Miki az önce psikolojik ya ruhiye o ina باعث uyanık بودن. Uyanık بودن yani huşyari o. Yani ki havas cem بودن o. İna ro mide agah بودن o. Ba dikkat şodan o. باعث ina میشه. İştah açtığından dolayı dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. میگه به خاطر اینکه اشتها باز میکنه، اشتهامونو باز میکنه، در شرکت های خوراکی دنیا چوو لوگوسوندا کرمزیه کلنر. میگه خیلیاشون تو لوگوشون رنگ قرمز رو استفاده میکنن.
Kırmızı tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır. Niye kırmızı? Fışar xunu afsayış mide ve ceryan xunu sorat mi bakşı beş. Yeşil, doğanın ve baharın rengidir. Niye sebz rengi tabiat o bahare. Bu renk güven verdiği için bankaların logolarında hakim renktir. Miye in renk be hatere etminan o etemadi ki miye mide yek renge hakimi hastesh der logoye bankha. Hastanelerde de yeşil rahatlatıcı özelliğinden dolayı kullanılır. Miye der bimaristan ha hem renge sebz be hatere vijegiye rahat bakşi ya arun bakşi ki dare mürede safhada karar migire. Yeşil alanda insanlar daha az mide rahatsızlığı çeker. Miki der kısmet hayi sebz manatı sebz yani tu mekani ki sebz başa başı muşkilat medeyi diye nekahi daşt. Kemter muşkilat medeyi insan ha ro tahammül mikonan. İnsan ha tahammül mikonan. Bu renk insanları dinlendirir ve huzur verir. Miki bayi ses rahat o insan ha mişo aramış mide beşo. Kalp ve göğüs sorunlarını hafifletir. Miki muşkilat kalb ve sine ro kem mikone kahish mide. Siyah. Duygusallığı ve hüznü simgeler. Miki hassas buden o miki ruhiyash hassas taraf. Hassas buden o hassasiyet o ve hüzn. Hüzün der vage ki bence miki hüznü şöde. Gam o ina ro. Enduh o. سیمگه میکنه یعنی تمثیل میکنه سمبول غم و احساسات و ایناست حساسیت گجو و توتکویو تمثیل در قدرت و هوس و تمثیل میکنه سمبولشه باز یرلرده سیاه ماتمی تمثیل ادرکن ژاپن یاده سیاه مطلوق دور میگه بعضی جاها همزمان با اینکه تو بعضی جاها رنگ سیاه غم و ماتم و اینا رو تمثیل میکنه سمبولشه تو ژاپن سیاه خوشبختی و شادابی و ایناست سیاه فون olarak کلنلرسا karamsarlığı çağrıştırır. Miye siyah. Ege bu umane fon yani background istifade beşe karamsarlık o bedbini o seda mizane. Neşun dehendeşe. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah karanlık odaları tercih ederdi. Miye Einstein böyle temerkos kerden perde horu siyah mikerde ve otağı siyah rohem tercih اتاقای پاردون تاریکی رو هم ترجیح میداده. devamında mavi renk. Mavi renk gökyüzünün, geniş ufukların ve denizin simgesidir. میگه رنگ آبی سمبل آسمون و افق‌های دور و دریا هستش. huzuru temsil eder ve sakinleştirir. میگه سمبل آرامش هستش و باعث آرامش میشه. آرامش بخشه. Araplara göre mavi kan akışını yavaşlatır. Miye berasası Arap ha abi ceryane xunu kahish mide. Nazar boncuğu o yüzden mavidir. Miye çeşim nazar hem beyin ellet hastesh ki abi hastesh. Araştırmalara göre duvarları mavi okullarda çocuklar daha az yaramazlık yapmıştır. Miye berasası tahkikat der medaresi ki divaraş abi hastesh bچه ها کمتر شیطونی و شلوغ و اینا شیطونی کردن. Özgürlük hissi verir ve insanı sakinleştirir. Hisse azadi mide ve insanı aramış mide, arum mikone. Kan basıncını düşürür, boğaz sorunlarını çözer. Kan basıncı feşar xunu kahiş mide, muşkilat geluyi ruh hem boğaz ruh hem hel mikone. Lacivert sormayı, sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgelediği için dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında laciverdi kullanır. Miye bakaterin ki sonsuzluk ro, yani ebediyet o, otorite ro, salahiyet o ve verimliliği, verimliliği halat bahreveri, sud, bereket o ina hastesh. Miye bakaterin ki sembol ina hastesh, şirket های زیادی در دنیا رنگ لاجیورد یعنی سرمه یا تو لوگوهاشون استفاده میکنن. لاجیورد قیافتلی کشیلر کندیلرینی چوک داها کاریزماتیک و ایناندرجی حسدرلر. میگه
اشخاصی که با لباس لاجورد هستن، سرمه‌ای هستن، خودشونو خیلی احساس کاریزماتیک و جذاب و ایناندırıcı حس میکنن، این متقاعد کننده حس میکنن. Bu renk insanlar üzerinde başarılı ve güçlü imajı bırakır. میگه این رنگ روی انسان‌ها تاثیرات و موفقیت و قدرت و اینا داره. یعنی باعث موفقیت و چیز میشه دیگه، قدرت و اینا میشه. پنبه Surati. Uyum, neşe, şirinlik ve sevginin simgesidir. Sembole, hemahengi ve şadabi ve şirini ve alaqa ve muhabbet oyna hastış. Rahat hissettirir ve dinlendirir. Esas rahati mi kone, bahis mişe esas rahati bu kone yo, bahis rahati ve aramış ve istirahat oyna mişe. Bu nedenle bazı büyük mağazalar tezgahtarlarına pembe üniforma giydirir. Meğer be in de delil bazı şirket mağazahay bozul be çizaşun sandıkdaraşun forme surati mi puşunan. Böylece müşteriler kendilerini daha rahat hisseder ve hemin delil müşteriye esas rahati mi konan. Pembe aynı zamanda kız çocuklarının çok sevdiği bir renktir. Meğer pembe hemşenin yek rengi mürde alaqe doktor بچه ها هستش. سرو. سرو زکا اینجلیک و پراتیکلیک آره. سرو زکا اینجلیک و پراتیکلیک ilgilidir. میگه زرد در مورد هوش و ظرافت و عمل هستش. Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolüdür. Sembole muvakkati buden o celbe teveccühe. Dikkat çekiciliğinden dolayı dünyada taksiler sarıdır. Mige be hatırı celbe teveccüheş tu dünya, kore zemin, tu cihan taksiye zerden. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Mige zerd hemçenin rengi gamu deltengiye. Psikolojik olarak olumluluk ve canlılık özellikleri vardır. Mige bu mane psikolojik o ruhiye ve dental o dental mi ya? Mental o deruni o ina vijegiye musbet o zende buden o ina ro dare. İnsana heyecan ve canlılık verir. Ve insan zende buden o hisse zende buden o heyecan o mide. Ayrıca sinirsel bozuk luklara iyi gelir. Hemçenin mesela müşkilat asabi ve siniri ve ina hube. Kahverengi. Gerçekçiliğin, plan ve sistemin rengidir. Rengi sistem o plan o hakikati. Kansas Üniversitesi'nde bir sergide duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Mige der danışgah Kansas توی نمایشی نمایشگاهی رنگ دیوارا به شکلی بوده که قابل تغییر بوده. Fonda beyaz kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanlar müzede daha çok insanlar daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Ye var diye. Mige, Kansas Üniversitesi'nde bir sergide duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Fonda beyaz kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanlar müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Mige, vakti ki bakgeran, mige tu yek nemayişi tu yayın danışka be şekli bude ki divarha qabele tağir buden rengişun. Mige, vakti ki rengi divar ها بک‌گراند دیوارها سفید بوده انسان‌ها تو این سرگی تو این نمایشگاه آروم حرکت کردن. وقتی رنگ این بک‌گراند قهوه‌ای شده انسان‌ها جای زیادی رو در زمان کمتری گشتن توی اون سرگی. قهوه رنگی انسانو هزلاندرر.
قهوه‌ای انسانو باعث سرعتش میشه. بو یوزدن فست فود رستورانتلار ایچ مکاندا قهوه رنگی کولانر. میگه به این دلیل در رستوران های فست فود داخل مکان های داخلیشون از رنگ قهوه‌ای استفاده شده. ترونجو پسیکولوژیک olarak neşeyi teşvik eder. میگه از لحاظ پسیکولوژیکی روانی باعث تشویق نشه و شادابی و اینا میشه. اشتها آچار اشتها رو باز میکنه. یورگونلو گیدرر باعث خستگی رو میگه از بین میبره. فیزیولوژیک olarak سیندریم سیستمی و متابولیزمایا دستک olur. میگه از فیزیکی سیستم گوارشی رو و متابولیسمو حمایت میکنه. باسه کمکشون میگه منظورش که افزایشه. باسه بهبود بخشیدن باسه به سیستم گوارشی و متابولیسم هم که افزایش میده. رنگا خیلی باحال بودن خداییش. بنجه ایلنجلیده. من کندم شخصا çok seviyorum bu okumayı. Ve dördüncü soruyu lütfen kendiniz cevaplayın sonra gelin beraber kontrol edelim. Dördüncü soru şu. Bazı soruları aşağıda yazmış listedeki gibi. Ve sonra hangi rengin iyi geldiğini bize soruyor. Mesela tansiyon için mavi rengi iyi geliyordur. Dikkat bozukluluğu için hangi renk iyi geliyordur? Okumada okuduk. Hepsini beraber okuduk. Eğer bilmiyorsunuz ve eğer unuttunuz lütfen bir daha okumayı okuyun. Ve sonra gelin dördüncü sorunun cevaplarını yazalım. Tansiyon, mavi rengi, dikkat bozukluluğu, yani چیزه ضعف تمرکز میگیم تو فارسی، عدم تمرکز فکر کنم اینه که رنگ سیاه بود. حتی اینشتین هم رنگای پرده اتاقش رو سیاه کرده. سینیرسل راحتسازلیکلار، مشکلات عصبی زرد هستش. سیندریم سیستمی سرونلار، مشکلات دستگاه گوارش و سیستم گوارشی ترونجو. یورگونلو خستگی ترونجو. میده راحتسازلی، مشکلات معده یشیل. بواز راحتسازلی mavi, مشکلات گلو kalp sorunları, مشکلات قلب yeşil, iştahsızlık, bir iştahayı hem kırmızı hastış, rengeş, renge madde nazar. Mesne göre firmalar hangi renkleri kullanır? Eşleştirelim. Mesela gıda firmaları iştah açtığı için kırmızı rengi kullanıyor. Bankalar güven verdiği için yeşil rengi, mağazalar rahatlık hissi verdiği için pembeyi, fast food restoranları ise kahverengini kullanıyorlar. Böyle. Yorulmadıysanız eğer çok güzel bir dil bilgisine başlayalım. Ben çok seviyorum bu dil bilgisini. Çok kolay, zor olduğunu düşünüyorlar çocuklar ama ders verdiğimde ne kadar kolaymış, ne kadar rahatlıkla kullanabilirdim diye bana söylerler hep. Onun için vakit geçmeden dil bilgisine başlayacağım. Dil bilgimiz bir zarf fiiliyle ilgili. Yani eğer bir fiilin köküne dık eki, iyilik eki, sonra için kelimesi ya da bir fiilin köküne dan ya da dan dolayı eklersek bir zarf fiilini oluşturuyoruz. Farsça'da bu dil bilgimiz behatere inke ile kullanabiliriz. Bitti. Yani bir sebep, bir nedeni açıklıyoruz bu zarf fiille. Kitap yazmış ki bu zarf fiil sebep, neden bildirmek için kullanılır. Mige beri moşahhas kerane delilü sebep oyuna bakar mire. Kendisinden sonra gelen fiilin yapılış nedenini belirtir. Mige delile encam gereftane fiili ki bazas hodeş miyad ru moşahhas mikone. Hop, örneklere geçelim. Örnekler de çok kolay. Sorularda 6. ve 7. sorumuz da çok kolay. O yüzden lütfen örneklerden sonra 6. ve 7. soruyu kendiniz cevaplayın. Sonra gelin beraber kontrol edelim. Birinci örnek. Doğum günümde beni aramadığı için onunla konuşmayacağım. Çünkü be khaterin ki ruze tevelloden be men zeng nezede. Be khater in ki zeng nezede baş harf nemizanam. Doğum günümde beni aramadığından
Onunla konuşmayacağım. Bak hatta güzel nazat boş harflerimi zaram. Doğum günümde beni aramadığından dolayı onunla konuşmayacağım. İnan dobara men nişan bunu madde basa da kerem eri ki bala gofte şöyle tubakisi abi hemen cümleri o bese şekil nevişti. Altıncı soruya geçelim. Kendiniz cevaplayın sonra kontrol edelim. Unutmayın lütfen. Birinci soru. Çok yorgun. Ol erken uyuyacağım. Ol. Doğum için çok yorgun olduğum için erken uyuyacağım. Bak hadi ki hele hastam zut mu haban? Bebi çok yorgun olduğum için rişeye fel bezafeye ol. Rişeye fel ki ol hastış. Bezafeye dı çon o darim işe du. Der vaqt duk hastış. Şalım ben adet daram متاسفانه به اون شکل میگم. این دک ما ریشه بزافه دک به اضافه ایلیک اکی ایلیک اکیه اول شخص مفرد چیه؟ ام هستش چون او داریم پس اینم میشه ام چون بعد که صدا دار اومده این میشه یوموشاگه بعد کلمه ای بابا بعد کلمه için olduğum için hala این میتونه شخص مختلف باشه olduğum için به خاطر اینکه یورگونم خستم olduğun için نگاه کن olduğun için به خاطر اینکه خسته ای olduğu için به خاطر اینکه خسته است olduğumuz için به خاطر اینکه خسته ایم olduğunuz için به خاطر اینکه خسته اید oldukları için به خاطر اینکه خستن پس اینجا ریشه است اینجا دکه اینجا پسوند ملکی هر شخصی رو که خواستی پسوند ملکیش رو بهش اضافه بکن دومی سن گل سینمایه گیتمدیک سن گل مدین için sen gelmediğin için sinemaya gitmedik. Bacha iyi mitun injuri başa sen gelmedin. Ya da başta. Gelmediğin den sinemaya gitmedik ya gelmediğin den dolayı sinemaya gitmedik. Tamam eyna mitune başa ya balayı olduğum, yorgun olduğum için, yorgun olduğumdan dolayı ya yorgun olduğumdan erken uyuyacağım. Hala her cümleyi ben bu şekilde muhtelif miyim? Ne gerek varmış okey mişe. Beni üz onu affetmeyeceğim. Be خاطر اینکه من اون راحت کرده نمیبخشمش. Beni üzdüğü için onu affetmeyeceğim. Mitune başa beni üzdüğünden dolayı beni üzdüğünden onu affetmeyeceğim. Bana yardımcı ol. Teşekkür ederim. Bana yardımcı olduğun için. Bak hatırlayın ki ben komakarım o çakarım. Bana yardımcı olduğundan dolayı ya da bana yardımcı olduğundan teşekkür ederim. اینو میتونیم با نتوانستن هم بیاریم به خاطر اینکه نتونستم برات زمان جدا کنم زمان برات بذارم خیلی متاسفم آیرا نتوانستن است ما منفی میکنم به اضافه دم ایچین بذاریم اینجا سانا زمان ایرامدم ایچین چو کزگونم به خاطر اینکه نتونستم برات زمان بذارم خیلی متاسفم. بنی دوینونه دعوت ات چوک مطلویم. ات تین ایچین. به خاطر اینکه منو بنی منو به عروسی دعوت کردی خیلی خوشحالم. این میتونه باشه بنی دوینونه دعوت اتین دن دولایی چوک مطلویم. یا بنی دوینونه دعوت اتین دن چوک مطلویم. Derslerini çalış, sınavda başarısız oldu. Çalışmadığı için yüksevim şahsı. Ve hatırlayın ki ders hoşu nakhund, tu imtihan namuvaffak şud, başarısız şud. Çalışmadığı için, çalışmadığından dolayı, çalışmadığından sınavda başarısız
oldu. Sanırım beni görmek yemeği gelmedi. İstemediği için. Mi فکر کنم به خاطر اینکه نخواست که منو ببینه، یمeği gelmedi. Bar gaza nayumad. Görmek istemediğinden dolayı ya da görmek istemediğinden yemeğe gelmedi. Herhangi birini kullanabilirsin. Üçü de doğru. Evvel hemen şunu yine frişe bezafe yedik. Bezafe yiyelim ki hala beje için mitunidan dan bir yeri mitunidan dan dolayı bir yeri. Ne ki ince derin mi bini bacha iyelik eki ya. Beze ye mesal bezenem ki inara hemen şu bu şahsay muhtelif bir yeriyim. Bir evvel yo ben vereyim. Çok yorgun olduğum için erken uyuyacağım. Çok yorgun olduğun için erken uyuyacaksın. Çok yorgun olduğu için erken uyuyacak. Çok yorgun olduğumuz için erken uyuyacağız. Çok yorgun olduğunuz için erken uyuyacaksınız. Çok yorgun oldukları için erken uyuyacaklar. İmbo gramere evveli. Badan beri. Çok yorgun olduğumdan erken uyuyacağım. Çok yorgun olduğundan erken uyuyacaksın. Çok yorgun olduğundan erken uyuyacak. Ne tu sevom imyanciye tu dovom şahs neye melkiye. Çok yorgun olduğumuzdan erken uyuyacağız. Çok yorgun olduğunuzdan erken uyuyacaksınız. Çok yorgun olduklarından erken uyuyacaklar. Hala mitune dan beriyen başa. Çok yorgun olduk. Olduğumdan dolayı olduğundan dolayı olduğumuzdan dolayı olduğunuzdan dolayı olduklarından dolayı nokte pesin neyi ki dahil parantezleri mi bini ne der vaga hala işte bana işte ya hala neleş tahlil işte şekli diye bu da ne midunem neyi dahil parantez pesin melkiyasa hala iyi mitune mı başa ne başa ne başa mız başa nız başa hala larileri başa her şey ki hala pesin melki ki mikhaim her şahsi ki beraş biyarim bey nokte tevecuh konid lütfen her sehalatam her üçünü de kullanabilirsin her üçü de aynı anlama geliyor. Altıncı soruya geçelim. Altıncı soru da aşağıdaki cümleleri uygun zarf fiillerini kullanarak yeniden yazalım. Cümlelerde mi ki dobara ben nevis baş sefade az gramere bu alayı. Birinci soru. Eğer cevaplamadıysanız lütfen cevaplayın sonra gelin beraber kontrol edelim. Birinci. Bugün çok çalıştım ve yoruldum. Emruz hele kar kardım ve hele hasta şodam. Mitunim begim emruz be khaterin ki hele kar kardım hasta şodam. Bugün çok çalıştım için yoruldum. Dakikan be khaterin ki hele kar kardım hasta şodam. بچه اون یکی گرامر ها میتونید گرامر دوم سوم استفاده کنید و هیچ مشکلی نداره دیگه حالا من نمیخوام تکرار کنم تو هر موردی ولی خب فقط تو این مورد اون یکی هم تکرار میکنم بعدیش رو فقط همینو میگم çok çalıştığımdan yoruldum çok çalıştığımdan dolayı yoruldum ikinci soru dün arkadaşlarımla sinemaya gitmedim sonra pişman oldum dün arkadaşlarımla sinemaya gitmediğim için çok pişman oldum. Ya da gitmediğimden dolayı gitmediğimden çok pişman oldum. به خاطر اینکه دیروز با دوستان به سینما نرفتم پشیمون شدم. Çok az param kaldı. خیلی کم پولم بود. Sadece gömlek alacağım. Pantolon almayacağım. Fakat piram میگیرم. Şalvar نمیگیرم. Cevap اینه. به خاطر اینکه کم پولم مونده فقط پیرم میگیرم و شلوار نمیگیرم. Çok az param kaldığından dolayı bu halatı diye نوشتم. Sadece gömlek
alacağım. Pantolon almayacağım. İnanmazsın. Okulda seni göremedim. Anahtarları Ahmet'e verdim. Git o merdese tutan işkan. Nerede tonu açmıyorsan be benim kilidi araba Ahmet dedim. Okulda seni göremediğim için anahtarları Ahmet'e John Çarın şekli şot Ahmet T verdim. Ya inabazın şekli mi? Göremediğimden. Farkını mı koydun? Ya göremediğimden dolayı. Kalbiyem de Rus bu da falan kalsam göremere. Ya göremere diye istifade konu. Yarın ülkeme gideceğim. Çok mutluyum. Fardım keş. Param karar verem. Heli hoş ola. Yarın ülkeme gideceğim. Gideceğim için çok mutluyum. Gideceğimden çok mutluyum ya da gideceğimden dolayı çok mutluyum. Tamam şot. Ve hemin rahati. بچه با سوال پنج مطمئنم که قراره بگی خب این چرا این شکل شد چرا آینده شد اگه دقت کرده باشی این گرامر دق فقط برای زمان گذشته بود و این چون مربوط به زمان آینده از این گرامر باید استفاده بشه ذهنتون رو درگیر نکنید حالا تو دروس بعدی کتاب بعدی اگه اشتباه نکنید مال جی یک هستش بررسی میشه ریشه آجاکچک پسان شخصی ایچین یا دان یا دان دولایی گیدجیمیشین گیدجیمدن گیدجیمدن دولایی گرامرش به این شکل هستش راحته یعنی خود آینده رو به اضافه ایچین یا حالا دان و دان دولایی میکنی ولی در حالت کلی نباید کلا اینجا میآوردیم نمیدونم چرا آورده سکیزینچی سورو دینلمه ایله ایلگیلی دینلمه ده اورهان ولیکانگ ın şiiri var. Onu okuyacağız. Yani dinleyeceğiz. Sonra soru şu. Bunu soruyor. Diyor ki aşağıdaki şiiri dinleyelim ve şiirdeki duyguları anlatalım. Müge şere panyi ro guş bedeyim ve ehsasatı panyi ro tozi bedeyim. Bebelim darmada çi hasseş kollan guş bedeyim. Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz? Gözyaşlarıma, ellerinizle. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Benim bebeğim aslan şerden orada çi bud. Anlatamıyorum, ne mitunam tarif konam. Ağlasam sesimi duyar mısınız? مصرالرمده میگه اگه گریه کنم آلاسم اگه گریه کنم صدامو میشنوی تو مصرام تو شعرام منظورش دکونابیلیر میسینیز گزیاشلارما اللرینیزله میتونید لمس کنید اشکامو با دستاتون بیلمزدم شارکلارم بو کادار گوزل کلیملرینسه کفایتسیز اولدوونو بو درده دشمدن اونجه میگه نمیدونستم آهنگا که این همه زیبا هستن و کلمات که این همه بیکفایت هستن بیکفایت یعنی چی بیکفایت کفایت ما به یه چیز دیگه میگیم تو فارسی یعنی ناکافی و کلمات هم که این همه ناکافی هستن قبل از این که به این درد بیفتم یعنی قبل از این که دوچار همچین مشکلی بشم نمیدونستم موزیکا این همه زیبا هستن یعنی درکشون کردم و کلمات چقدر ناکافی هستن برای بیان کردن احساساتمون بیار وار بیلیورم هر شیی سویلمک ممکن یه جای هست میدونم گفتن همه چیز ممکنه اپیجه یاکلاشمیشم دویورم آنلاتامیورم یه خیلی نزدیک شدم دارم میشنوم
anلاتامیورم نمیتونم تعریف بکنم. ولی من تنها حسی که از این شاعر زیبا گرفتم قرارسزلوکه، نداشتن ثبات هستش. ولی خب این که بله شاعر شاعره این میخواد بگه که یه سری غمش رو داره مطرح میکنه، هزنو انلاتیور و هزنونو انلاتامادینی انلاتیور، نتونستن بیان کردن و تعریف کردن این غمش رو داره تعریف میکنه برامون و üzgün olduğunu anlatıyor, kararsızlığını anlatıyor ve düşünceli olduğunu anlatıyor. Ve bunlar sanırım bunlar. Eğer başka bir duygusu size geçtiyse, bana geçmedi çünkü, ya da geçtiyse ben unuttum. Ama bunlar sadece sanırım. Tamam. O da bununla ilgili de yazma. Yazma burçlarla ilgili. Arkadaşlar burçlar, Farsça'da biz buna talebini diyoruz. Hiç aramی değil. اصلا رابطم خوب نیست باهاش. یه سریش از رفتم براتون سرچ کردم. یه سری کلماتشو میگه که burçlar hakkında aşağıdaki maddeleri kullanarak bir kompozisyon yazalım. در مورد طالبین یا بساط از موارد پایینی یه سری لکچر و حالا اینشاتوری اینو بنویسیم. برجونوز ندر؟ طالبینیتون چیه؟ برجلارلا ایلگیلنیو موسونوز؟ میگه توجهی علاقهی دارید به طالبینی؟ برجونوزون özelliklerini biliyor musunuz؟ ویژگیه طالبینی اون شخصیت مهارو دارید؟ برجموزون özellikleriyle kendi karakterimiz arasında bir ilişki var mı? میگه نسبتی بین ویژگیه اون طالبینی و شخصیت شما وجود داره؟ یعنی یه شباهت هایی دارن یا نه؟ میگم من هیچ ایلگیلن میورم، هیچ ده آرام یک، اما بعضی کلمه‌لرینی سیزه ترجمه ادبیلیرم. مثلا کوچ، کوچلا ایلگیلیدی. بوا، گاونر، ایکیزلر، دوغولو، ینگچ، خرچنگ، اسلان، شیر، باشاک، فرشته، ترازی، ترازو، اکرب، اغرب، یای، اسب انسان، با سیمای انسان، اولاک، بوز بود، کوا. کوا رو سرچ کردم، حقیقتاً. مردو دلو یه همچین چیزی نوشته بود، خیلی هم سرچ کردم. خب حالا این بود، میگم من اصلا نه رابطه خوبی دارم با این طالبینیا و نه میدونستم حقیقتا، ولی میدونم که من ینگچم، اونو میدونم، اونو میدونستم از قبل. ولی خب بالک هم که ماهیه دیگه، حالا متناسب با این فروردین سمبول ماه فروردین کوچ هستش، اردیبهشت بوا، ایکیزلر مال خورداده، ینگچ مال تیره و به همین شکل میره جلو. حالا من معنی کردم براتون، اگه خواستین کمپوزیشن رو بنویسید. دلیل خب میگم من هیچ رابطه ای ندارم با این طالبینی و اصلا هم رابطم خوب نیست. مرسی که هستین بچه ها، مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. اگه کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید، زنگوله کناری رو هم بزنید تا نوتیفیکیشنش وقتی که پستی گذاشتیم، چیزی گذاشتیم براتون بیاد. اگه ویدیو رو دوست داشتین، براتون مفید بود، به دردتون خورد، لطفا لایک کنین. من داشتم نگاه میکردم تعداد لایک نمیدونم چرا 5% 10% ویوه. خب من خیلی عذرخواهی میکنم، ولی من الان یه ساعت زمانم رو گذاشتم این ویدیو رو ساختم، اوکی؟ شاید یه ساعت بیشتر از یه ساعت، پرده پشتی هم زمان بره. بعد تقریبا یکی دو ساعت طول میکشه خود ادیت این، یکی دو ساعت طول میکشه آپلودش تو یوتیوب. یعنی این ویدیو که دارید شما آماده و حاضر میبینید حاصل 5 ساعت 6 ساعت زحمته و بر اساس این 5 ساعت 6 ساعت یه دونه لایکه. فکر نمیکنم اون همه سخت باشه. یعنی من خودم یک پستی رو ببینم که خوب بود، خودم حال کنم باش، حتما لایک میکنم، چون میگم که این وظیفه من هستش. کسی که اون پستو ساخته کلی زحمت کشیده و من با یک همچین حرکتی قرار جواب زحمات ایشون رو بدم. من خودم این شخصیت رو دارم. البته خب کلان فضای مجازی یعنی این دیگه، حالا تو ایران نمیدونم چرا با این شکل هستش. ولی خب ازتون خواهش میکنم اگه ویدیو رو دوست داشتید، اگه مفید بود، من نمیگم حتما لایک کنید قبل از اینکه ویدیو رو دیدید لایک کنید، میگم اگه دوست داشتید مفید بود. خب حالا اگه لایک نکنید، خب یعنی اینکه دوست ندارید دیگه.
و حالا شاید آرومتر و با سرعت کمتری بخوام ویدیوها رو آپلود کنم، چون لایک ها کمه یعنی که خب ویدیو رو دوست ندارید، کامنت ها کمه یعنی ویدیو رو حال نمی کنید، به دردتون هم نمیخوره. پس منم یه سری ویدیوهای دیگه میسازم برای بچه‌هایی که دوست دارن. این ویدیو رو لایکاشو بهتر کنید ببینم که واقعا مفید هستش یا نه. اگه خب این ویدیو هم لایکاش کم باشه یعنی که واقعا مفید نیست و من خدایش سرعت آپلود بدو رو میارم پایین، چون بدو میدونی خب یه سطح بالاییه دیگه. ویدیوهای دیگه جمله سازی رو نمیتونم برای سطوح پایینتر بچه های با انرژی تر بذارم که خیلی هم انرژی دارن، خیلی هم حال میکنم با ویدیوها، این کار میکنم. خلاصه مرسی که هستین در حالت کلی، مرسی که ویدیو رو تماشا میکنید، مرسی که هستین و من نگاه نکن اینجوری میگم، در حالت کلی من واقعا عشق میکنم، خیلی لطف دارین همتون، تو پرایوت، تو پی وی، تو کامنت ها، تو دایرکت همیشه به من لطف دارید، همیشه من پیام های محبت آمیزتون رو میبینم، حال میکنم، خوشحال میشم، مخصوصا روزا یعنی صبح قبل از اینکه روزمو استارت بزنم این پیاماتون رو میخونم که واقعا روزمو میسازه. مرسی که هستید، مرسی که هستید. مواظب خودتون باشید. ویدیوی بعدی ها شکلن.